Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsada zamanlama her şeydirin ikinci videosu ve son videosu olan satış kısmına değineceğiz. Daha önce hatırlarsanız borsa ve yatırımlarda zamanlama her şeydir. Burada alış kısmından bahsetmiştik. Yani zamanlama, doğru zamanda alma nasıl başarılabilir? Hangi kademelere, kriterlere, parametrelere dikkat etmemiz gerekiyor ki doğru zamanda alış yapabilelim. Doğru zamanlamayı kullanabilelim. Bununla ilgili bir videomuz vardı. Şimdi bulunduğumuz videoda bunun satış satış kısmını görüyor olacağız. Özellikle de sizlerin mailden çok fazla sorduğu Şu görsel üzerinden bu soru çıktı ve ben de bunu satış tarafını çektim. Şimdi bu benim bir video içerisinde örneklem olması için gösterdiğim bir örneklemdi. Ereğli 20-21 Şubat tarihlerinde nasıl 53 lira 45 kuruş, 52 lira 85 kuruş gibi tepe fiyatlardan Satabildiğim üzerineydi. Ben de şimdi bununla ilgili tepeden satışla ilgili bir zamanlama videosu çekiyor olacağım. Çünkü burada özellikle dikkat çeken şeye baktığımız zaman Ereğli'de o gün zaten tavan fiyatın 53 45 kuruşlar işte eğer ki dakikalıklara doğru inersek 15 lira 50 kuruşlar olduğunu görebiliyorduk. Ben de bu bağlamda aldığım soruların neticesi nasıl oldu da en tepeden satabildik? Doğru zamanlamayla doğru satışı tepeden nasıl sağlayabiliriz? Bu çok fazla soruldu. Bugün sizlere bunu anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Aynı zamanda yorumlar kısmında bulunan link üzerinden katıl tarafına kayıt olarak ekstra videolar, içerikler, eğitimler, sohbetimiz çok güzel bir katıl tarafında ortamımız var. Oraya kayıt olabilirsiniz. Hemen ilk kısmımızla başlayalım. Şimdi burada öncelikli olarak söylemek istediğim çok net bir şey var. Hisse değerleme modelleri eğitim serisini muhakkak suretle izlemelisiniz. Şu anda sadece içerisinde 15 video var fakat siz muhtemelen bu videoyu bir süre sonra izleyecekseniz burası daha fazla da dolmuş olacaktır. Ama şu anki olan kısmıyla dahi muhakkak hisse değerleme eğitim serisini bir izlemeniz gerekiyor. Birazdan zaten değineceğiz. 2. Tabii ki tepeden satabilmek için teknik stratejiler var. Tabii ki yine eğitim almak zorundayız. Öğrenim alıyor olmak zorundayız. Neyi neden yaptığımızı bilmeliyiz. Ve bunun yanında dediğim gibi değerleme metotlarını iyi bilip iyi kullanarak adil değeri hak edişi hesaplamamız oldukça önemli. Bunun haricinde bir diğer önemli nokta psikolojimizi iyi hazırlayacağız. Yani belli bir kâra tamam deyip çıkabiliyor olacağız. Yoksa o gün baktığımız zaman Ereğli örneğine geldiğimiz zaman Ereğli böyle güzel bir grafik vermişken kimse satmak ister miydi? Kimse satmak istemezdi. Bu tarihe bakalım. Bu tarihin 21 Şubat'ta tarih olduğunu gördük. Gelin bir de buna 4 saatlik grafiklerde bakalım. İşlerin nasıl daha farklı olduğunu göreceğiz. Bakın 21 Şubat tarihine geldiğim zaman bu 4 saatlik grafiğin takır 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 yükseldiğini görüyorum. Yani buralardan satmak kimsenin isteyeceği bir durum değildir. Çünkü ekranı şuradan bölün. Yani şu kırmızı mumu görmeyin. Hatta şu yeşil mumu da görmeyin. Buradan ekranı bölecek olursanız yani şöyle bir ekranı böldüğünüz daha fazlasını göremiyorsunuz. Bu taraf yok gibi düşündüğümüz zaman insan buradan asla satmak istemez. Ne güzel tam diplerden aldım. Tak 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 yükselişle devam ediyorum diyecektir. Burada psikolojimizi hazırlayarak doğru satış noktasını bulduğumuzda bunu işleme dökebilmek de çok önemlidir. Yani içimizden şunu söyleyebilmeliyiz. Gerekirse daha fazla yükselir. Gerekirse daha az kar etmiş olurum ama sonuç olarak ben bildiğim bilimsel rasyonel stratejiyi uygulayacağım da dememiz gerekiyor. Burası çok önemli bir noktadır. Şimdi bunun haricinde zamanlama her şeydir alış videosu ile farkları vardır. Çünkü farklı parametrelere bakıyor olacağız. Farklı senaryolara bakıyor olacağız. Özellikle de şunun altını çizerek söyleyebilirim. Bu videoda gördüğünüz yatırımlarda zamanlama her şeylerin ilk videosu biraz daha kolay bir videodur. Yani alış yaparken zamanlama bizim için daha az parametre içeren daha görece kolay bir senaryodur. Tabii ki o da çok kolay bir senaryo değildir ama daha kolay bir senaryodur. Bu videodaki satış tarafındaki zamanlamalar yani en tepeden satabilmek için bilimsel kullanacağımız satış noktaları ya da satış senaryoları bizim için daha önemli ve daha zordu. Şimdi başlayalım. 1- Enflasyon oranına kazancımızı sürekli olarak sınamalıyız. Çünkü bu parametreyi iyi tutabildiğimiz zaman biz satış noktasında kendimizi daha rahat hissedeceğiz ve gerçek manada da sonuç olarak sadece rahat hissetmemiz, psikolojimizi doğru düzene sokmamız vesaire bunlar önemli değil. Günün sonunda bizim baktığımız şey ben para kazanabildim mi? Ben zenginleşebildim mi? Ben elimde tuttuğum ana parayla enflasyon üstü kazanarak daha fazla mal alabilme gücüne yani alım gücümü arttırmama sahip olabildim mi? İşin ne kadar hikaye kısımları olsa da özü ben alım gücümü arttırabildim mi sorusudur. Bu yüzden ben sürekli olarak enflasyon oranla kazancımı sınarsam o zaman satış tarafında çok daha rahat olabiliyor olacağım. Enflasyon üstü kazandığım takdirde ya da kazandığım senaryolarda. 2. Uzun sürede az getiri sağladık diye inat etmemeliyiz. Yani örneğin bunu tabii ki burada spesifik bir örnek açmam doğru olmaz ama ben işte bir şirketi aldım şuradan 10 lira mertebesinde. Şirket şöyle yataylarda devam etti etti. Şu an hala gelmiş. İşte ne kadar? 12 lira mertebesine gelmiş. Ya ben nereden almıştım? 10 lirada. Şimdi ne kadar oldu? 12 lira. Arada ne kadar geçti? Örneğin bir sene. Şimdi uzun sürede az getiri sağladım diye. Ya bu çok ucuz kaldı. Ben bunda muhakkak devam etmeliyim. Kesin ben çıkarsam yukarı gidecek dememeliyim. Neden ucuz kaldığını bilmeliyim. Eğer Tüm analizlerime göre her şey iyiyse ve buna rağmen ucuz kaldıysa bunun adı fırsattır. Ama o kadar süre boyunca yükselmiyorsa belki gözden kaçırdığım bir şeyler olabilir. Analizlerimi tekrar gözden geçirmeliyim. Yani uzun sürede az getiri sağladı diye o şirketten ben asla çıkmam demek yanlıştır. Hemen şimdi bunun tam tersini de 3. madde olarak söyleyeceğim hemen sıkılıp yeterince beklememeden beklemeden de satmamalıyız. Yani aslında iki tane şey söylemem şundan kaynaklı. Hangisi doğruysa konjektüre ve hisse bazın hangisi doğruysa onu yapmalıyım. Eğer ben çok uzun süre bekledim. Getiri sağlamalı diye inatla kalıyorsam bu yanlış. Eğer ben hemen sıkılıp yeterince beklemeden çıkıyorsam bu da yanlış. Şirketin temel analizini sağlayarak değerleme metotlarını sağlayarak ve konjektürel yorumunu gerçekleştirerek daha fazla da kalabilirim, daha az da kalabilirim. Bunu orada belirliyor olacağım. Şimdi gelelim yıldızlı 3 kademede satış yapabileceğimiz önemli maddelere. Bunlardan bir tanesi, değerlemesini geçti mi sorusuna verdiğim cevap. Mesela benim Ereğli'deki satış noktamda en önemli neden değerlemesini geçti miydi? 2. Endeks tarafında benim tam geçen videolarda size göstermiştim. 4 ay önce 3.5-4 ay önce çektiğim bir videoda endeks şu seviyelerde. İşte aralığın sonundayız. Herhalde o video 22-23 Aralık'ta çekilmişti. Endeks 5500-5400 seviyesinde ve diyorum ki artık uzun bir süre endekste yataylık olabilir. Çünkü birçok madde sayıyorduk orada. Bu bir konjektür yarımıdır. Mesela en basitinden. Yerli yatırımcının daha fazla alımla yukarı çıkartabilecek bir gücünün olmaması. Doların baskılanmasının kalkmaya başlayacak olması. Alternatif yatırımın kesilecek olması. İşte artık şirketlerin eder fiyatlarına geliyor ve pahalılaşıyor olmaları gibi senaryolar vardı. Bu konjektürel tarafı yapacağız. Bunun yanında bir de değerleme metotlarına göre şirketin hisse fiyatını bulacağız. Örneğin ben SASA için bir değerleme yaptığımda, Ereğli için bir değerleme yaptığımda, Logo Yazılım için bir değerleme yaptığımda, Enerjisa için bir değerleme yaptığımda elime bir hedef fiyat çıkıyor. Bu buna içsel değer diyebilirsiniz, benim söylediğim gibi hak ediş diyebilirsiniz, adil fiyat diyebilirsiniz. Her ne derseniz ama önemli olan burada şirketin değerlemesini yapacağım ve satışımı yaparken değerlemesini geçti mi, geçmedi mi? Değerlemesinin üstünde mi satıyorum, altında mı satıyorum? Kendime cebime koyacağım ve buradaki ilk satış kademem değerlemesini geçmeye başladıktan hemen bir kademe sonra satışım olacaktır. 2. Bu çok önemli bir nokta. Momentum Teknikte sürüyor mu? Yani şu anda mesela Şirketin benim değerlemesini geçmiş olabilir. Örnek Verelim tamamen. Ben şirketimi burada Satın aldım. Benim şirketimin değerlemesi Burada doluyor. Ama şirketim yukarı doğru Gitmeye devam ediyor. Şimdi ben bunu teknik Analiz verilerine göre ya da teknik analizi bildiğinizi Düşünüyorum. Zaten kontrol edeceğim. Eğer Momentum yani iştah yani arkadan Gelen itiş gücü devam ediyorsa Ki bu momentumu sürdüğünü Düşünerek bunu devam ettiriyoruz. Değerlemesinin Bir tık üstüne stop koyarak Devam edebiliriz içerisinde Yani çıkmak Zorunda değiliz. Hemen tekrar senaryo baştan alalım Ben şirketimi burada satın aldım şirketin burada değerlemesine ulaştı ve değerlemesine ulaştığı zaman birinci etapta söylediğim gibi değerlemesini geçti mi ilk maddemizdi diye burada yüzde 30'unu sattığımı düşünelim Tamam sonra ne yapıyorum sonra içerisinden hemen kaçmak zorunda değilim sonra şirket Eğer momentumlu bir şekilde devam ediyorsa yani şirket artık şu fiyat seviyesindeyse ben ne yapıyorum değerlemesi buradaydı bunun bir tık üstüne stop koyuyorum ufak bir geri çekilmede stop olacağım ve benim işlemim yine aldığım fiyat ve değerlemenin üzerinde mantıksal çerçevede bitmiş olacak Tamam tekrar burada aldığım seviyeyi değerleme seviyesine de koyabilirim. Yani destek dirençler o günün şartlarına, o günün enflasyon oranına, o günün kaotik durumuna, o günün faiz oranına, o günün getiriş tane göre değişecektir. Bu yüzden destek direnç veya koyduğumuz fiyat seviyeleri tamamen örneklemdir. Burada şirket devam ediyor. Ne yapıyor mesela? Buradaydı şirketimiz artık buralara doğru gidiyor. Tamam ben de o zaman işte burada olan desteğimi ne yapıyorum bu sefer? Buraya kaydırıyorum. Hem endekse bakarak hem de hisseme bakarak destek fiyatlarını belirliyorum dediğim gibi. Ve bu sayede momentumlu bir giriş varsa ben değerlemesine ulaştı diye satıp ya bir sattıktan sonra ne kadar yükseldi pişmanlığını yaşamamış oluyorum. Ama değerlemesini geçip kafa aşağı üzerime yıkılmaması için de mutlaka stopla çalışıyorum. Yani kendimi garantiye alarak muhakkak suretle o momentumlu gidişatın içerisinde bulunuyorum. Bu çok önemli. Yani sürekli arkamı kollayarak ya da arkama benim sırtımla karşı duracak bir adam vererek sırt sırta devam etmeye çalışıyorum. Şirket yükseldikçe ben şirketin içerisindeyim satmıyorum ama altta satabileceğim stop seviyemi yükselti yükselte gidiyorum. Bu da beni koruyor. 3. Teknikte tam olarak sat sinyallerinin gelmesi de bizim Üçüncü satacağımız noktadır İlk satacağımız nokta mı, örneğin yüzde 33 33 33 diyebilirsiniz Ben tabii ki bunu Daha fazla ilk e, birinci nokta neydi değerlemesini geçti mi Ya da değerleme seviyesine 30'luk bir satış koyarım İkinci momentum teknikte sürdüğü sürece stoplu bir şekilde yüzde 50'yi koyarım yüzde 80 eder Yüzde 20'yi de Teknikte tam olarak sat sinyallerinin Gelmesi durumuna Koyuyor olurum Bunlar satışta zamanlama noktasında bize yardım edebilecek 3 kritik önemli yerdir. Buralarda satabildiysek biz bunu başarmışızdır. Mesela burada baktığımızda da zaten bir 20 Şubat günü 49.50'den satıyoruz. 21 Şubat günü sabah 12.40'da emirlerimizi girdiğimizde 52.45'e 52.85'e ve ardından 53.45'e koyarak satışlarımızı kademe kademe gerçekleştiriyoruz. Tabi bunun öncesi arkası da vardır muhtemelen. Burada çok kısa gözüküyor. Bunu görebiliyoruz. Bu kademeleri Başarabildiğimiz zaman çok doğru tepe satışlarını gerçekleştirebiliyor olacağız. Zaten ilk videoyu izlediyseniz kademe kademe dipden, dipten portföyünüzü kurmayı zaten öğrenmiş olacaksınız. Bu sayede de değerlemeleri de öğrendikten sonra tepeden satmayı da başardığımızda biz çok ufak giriş çıkışlarla bile para kazanabilen bilinçli rasyonel yatırım yapabilen yatırımcılar haline geliyor olacağız. Videomuzun sonuna geldik. Yorumlar kısmında bulunan link üzerinden katıl tarafına kayıt olarak ekstra videoları, içerikleri, eğitimleri ve sohbetleri canlı yayınları görebilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak da bizlere destek olabilirsiniz. Eğitimler hiç merak etmeyin ki hız kesmeden devam ediyor olacaktır. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.